Bugün Batı Karadeniz'deki gezimizi Karabük'le devam edeceğiz. Küçük ölçekli ve genç illerimizden biridir Karabük. Sırtını dağlara yaslamış, kollarını Karadeniz'e açmış gibi durur. Karadeniz'e has güzelliklerin tamamına sahiptir. Yemyeşil ormanlar, eşsiz yaylalar, güler yüzlü insanlar en karakteristik özellikleri belki de. Karabük'ün merkez nüfusu 120 bin civarındadır. Daha önceleri Zonguldak'a bağlı bir ilçeyken göstermiş olduğu hızlı gelişim sayesinde il olmuş, Türkiye'nin gelişim ve dönüşüm yarışı içindeki illeri arasına girmiştir. Karabük'ün ekonomisi demir-çelik sanayine paralel olarak gelişmiş. Şehirde kurulu bulunan haddehane ve dökümhaneler demir-çelik sanayinin diğer ürünleridir. Böylece Karabük küçük bir yerleşim yeriyken süratli bir şekilde gelişerek sanayileşme ve dolayısıyla da kentleşme evrimi geçirmiştir. Son yıllarda il ekonomisi çeşitlenmeye başlayarak tekstil, mermer, orman ürünleri ve çimento sanayi kurulmuş. Merkez ilçe ekonomisi ağırlıklı olarak imalat sanayine dayanmaktadır. Karabük bölgesi tarih olarak çok eskilere dayanır. Karabük adını üzerinde yaşadığı coğrafi ortamdan almıştır. Kara ve bük sözcükleri kara çalılık yer anlamında Karabük adının oluşumuna kaynaklık etmiştir. Bu topraklarda yaşayan Türkmen toplulukları Karabük cemaati adını bu biçimde almışlardır. Ekibimiz Karabük çevresinden güzel görüntüler derledi sizler için. Yurdumuzun cennet köşelerinden birinde daha olduğunuzu anlıyorsunuz hemen. Bu görüntüler vasıtasıyla Karabük'ü tarihi ve kültürel yönleriyle tanıtmaya çalışacağız sizlere. Karabük denince ilk akla gelen yerlerin başında Hadrianopolis antik kenti gelir. Kazı çalışmaları sonucunda bilim adamları Hadrianopolis'in bir ilk çağ kentçiği olduğu görüşüne varmışlar. Eski Pazar ilçesi sınırlarında bulunan söz konusu kent, Romalılardan Osmanlılara kadar hayatiyetini devam ettirmiş. Karabük Demir-Çelik Fabrikası'ndan bir başka deyiş de Kardemir'den bahsetmiştik girişte. Burası Karabük için ne kadar önemliyse Türkiye için de o kadar önemlidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi devrimi, bir başka deyiş de sanayiye adım atması Karabük Demir-Çelik Fabrikaları'yla başlamıştır. Yıllarca fabrikalar yapan fabrika unvanını alan kuruluş 1995 yılında özelleştirilmiş. Karabük ilimiz 1937 yılına kadar Safranbolu ilçesine bağlı bir köy iken 1937 yılında demir-çelik fabrikasının kurulması ve 1939 yılında demir-çelik fabrikasının faaliyete geçmesiyle süratle büyümüş ve gelişmiştir. Safranbolu ilçesi dünya mirasının günümüze kadar yaşatılarak
getirilmesiyle, korunmasıyla gerçekten bir kültür merkezi, bir kültür şehri haline gelmiştir. Ülkemizde İstanbul iliyle birlikte Dünya Miras Listesi'nde bulunan iki şehirden bir tanesidir Safranbolu ilçesi. Yine bu başarısıyla Safranbolu ilçemiz UNESCO tarafından Avrupa'nın en iyi korunan 20 kentinden biri olmuştur. Safranbolu'muz sadece bu tarihi güzellikteki günümüze miras olarak getirilen yapılarıyla değil, bunun yanında yine doğal güzellikleriyle, kanyonlarıyla, Bulak Mağarası'yla, daha doğrusu Menciles Mağarası'yla Türk turizmine, bölgemiz turizmine çok önemli katkılar sağlamıştır. Yenice, Karabük'ün ilçelerinden biridir. Karşıdan bakıldığında yeşillik şehri yutmuş gibidir. O kadar güzel ve yeşil bir kent. Zaten yolculuğumuz boyunca yeşile doyduk desek yeridir. Çünkü yollar genelde ormanların içinden geçiyor burada. Mis gibi hava doğrusu zihnimizi açtı biraz. Özellikle Balıkesir mevkiindeki ormanları görmelisiniz. Sadece karayolu mu ormanların içinden geçe geçe ilerleyen? Değil tabii ki. Demiryolu da öyle. Demiryolu işçileri galiba en çok burada çalışmayı seviyorlardır. Yenice ilçesinin güzelliklerinden biri de Şeker Kanyonu. Karabük Yenice Karayolu'nun 3. kilometresinde yer alan Şeker mevkiinden başlayan kanyonun toplam uzunluğu 6,5 kilometreymiş. Ancak sadece 2 kilometresinden yol geçiyor. Karabük'ün Ovacık ilçesi için ilin en şirin ilçesi denebilir. Köyleriyle beraber toplam nüfusu ancak 10.000'i buluyor. Bu şirin ilçede tarihi geçmişe sahip pek çok kalıntıya rastlamak mümkün. En önemlisi de Karakoyunlu köyünde bulunan Lidya dönemlerine ait kral mezarları. Bunlara bölge halkı kaya mezarları diyor.